Şimdi testimizdeki sorularla devam ediyoruz. Diyor ki A ve B kamyonları bir inşaat alanında her seferinde sırasıyla 12 ve 16 ton kum taşımaktadır. Şimdi iki değişkenli bir soru olduğu belli, doğru mu? Şimdi soruyu tamamen okuyup paragraf gibi bitirip tekrar geriye dönersen soruyu okuyorsun bir, sonra paragraf gibi. Altında şıkları alamıyoruz, paragraf sorusu çözmüyoruz, Türkçe sorusu çözmüyoruz. Bizim için her cümle bir veridir. O cümleleri, o verileri iyi değerlendirmemiz lazım. O yüzden ihtiyacımız olan yere kadar okumayı öneriyorum. Anlatabildim mi? Yani şu cümleden iki tane kamyon olduğunu ve kamyonların ne kadar yük taşıdığını anladın mı ben? Evet. O zaman oraya kadar bir altını çizer miyiz? İki tane, soru bir. Dedi ki bana A kamyonu var, B kamyonu var, çizdim altını, oraya kadar okudum. Dedi ki bu 12 ton taşıyormuş, bu 16 ton taşıyormuş. Doğru mu? Evet. Sonra A kamyonunun taşıdığı kumun toplam ağırlığı, B kamyonunun taşıdığı kumun toplam ağırlığının iki katıdır. Yani A'nın, pardon, A B'nin iki katı mı? Evet, doğru mu? Evet, güzel. O zaman şöyle olacak. B x dediğimizde yani şurada bir başka veri oluşacak, değil mi? B x dersem A ne olacak? 2x mi olacak, değil mi? Evet. Şimdi bunu buraya yazdım, bunu bir yerlerde kullanabilirim. Bu iki kamyon inşaat alanında toplam 44 sefer yaptığına göre, şimdi toplamları da verdi bana. Sonra da şunu söylemiş bana. A kamyonu yaptığı sefer sayısı, B kamyonu yaptığı sefer sayısından kaç fazladır? Ha, o zaman hangisinin ne kadar yaptığı önemli değil. İstediğimi x diyebilir miyim? Evet. Doğru mu? A'yı veya B'yi sormuyor bana. X'ini de bulmak zorundayım. Peki şimdi şu sefer sayılarını biliyorum ya, toplam 44 olduğunu göre. Şuna x dersen bu ne olur? 44 eksi x. Doğru mu? Peki bunun toplam taşıdığı yükü bulabilmek için 12 ile x'i çarpmam lazım. Doğru mu? Yani 12 x mi? Peki bunun için 16 çarpı 44 eksi x, değil mi? Peki A, B'nin iki katı olduğuna göre şuraya 2 ile çarptığında buraya eşit mi olacak? Değil mi? Şuraya çarpı 2 mi demem lazım ki buna eşit olsun? Şu veriyi kullanarak. Bundan sonra doğru denklemi kurdum mu? Şimdi denklemi çözmem lazım. 2 çarpı 12, 24 demeyeceksiniz. Asla böyle bir şey yapmayın. Şurada bir sadeleştirme varsa onları bir kullanın. Şu 2 ile şu 16'yı sadeleştirdim. Burada 8 kaldı. Sonra şu 12 ile de şu 8'i sadeleştirdim. Burada 6, hatta 4'e mi bölünüyorlar? 4'e de. 4'e bölsem, şurası 2, burası 3 mü? O zaman 3x, değil mi? Eşittir, 4 çarpı 44 dersek? 2 çarpı 44. 2 çarpı 44. Hocam 2 çarpı 44. Özür dilerim. 88. Eksi 2x. Eksi 2x. Tam bir yerde hata yaptık. Kesiri geliyor. Evet, yok gelmez. Bir yerde bir de sürekli onu okuyalım bir kez daha. A kamyonun taşıdığı kumun toplam ağırlığı B kamyonun taşıdığı yükün iki katıdır. A kamyonun taşıdığı B kamyonun iki katıdır. O zaman ne olacak? B'yi 2 ile çarpayım ki A'ya eşit olsun. Orada bir hata yaptık. Değil mi? Şurada bir hata yaptık. 12x eşittir 16 çarpı 44 eksi x dedik ya. Şuraya 2 ile çarpmamız lazım, değil mi? Evet. Her seferinde karışıyor hocam. Evet, tam oraya dikkat edelim o zaman. Değil mi? Aynen. Çünkü B'nin iki katı A'ya eşitse B'yi 2 ile çarptım ki A'ya eşit olsun. Değil mi? Şimdi sadeleştirmemi daha rahat yapabilirim. Şuraya 6'yı yazdım, şunu götürdüm. Hatta şunu da götürsek, bir daha 2'ye böldüm. Şurası 8, burası 3, değil mi? Evet, 3x eşittir 8 çarpı 44 eksi 8x mi? Doğru. Bunu karşıya attım. 11 tane x eşittir 8 çarpı 44. 11'e bölersek doğru mu? Çarpmamıza gerekiyor. Şurada 4 mü kaldı? X eşittir 32 oldu. O zaman şurayı mı buldum ben? Şurası 32'ymiş. Burası 32 ise şurası kaç yapar? 12 mi yapar? X'in arasındaki farkı mı soruyor bana? O zaman 32 eksi 12'den cevabımız 20 olacaktır. Evet. Anlaştık mı? Soru 2'ye geçelim. Ben siyah kalem vardı. Şuyla herhalde iyi yazdım. Evet, soru 2. Bir okuyalım. Tamam.
Yine aynısı. Sorunun kökü tamamen birbirinin aynısı. Sadece adam kamyonlar üzerinden değil de ne üzerinden sormuş? Test olarak sormuş. Zeynep, Türkçe ve matematik testlerinden oluşan test kitabından toplam 26 test çözmüş. Bir tane kitabı var. Toplam 26 tane test çözmüş. Bir tanesi Türkçe, bir tanesi matematik. Toplam 26 tane test çözmüş. Tamam. Peki, şimdi buna dikkat etmem lazım. Şu ikisinin toplamı, yani soru sayılarının değil de test sayıları 26'ymış. Evet. Kimi soruyor bana ama? Matematik testlerini soruyor. O zaman ben matematiği x dersen Türkçe 26-x olur mu? Evet. Değil mi? Burada anlaştık mı? Evet. Değil mi? Sonra da diyor ki kitaptaki matematik testlerinin soru sayısı 20. O zaman 6. Buraya yazdım 20. Türkçe testlerinin soru sayısı 16'ymış. Sonra da neymiş? Türkçe sorularının iki katı olduğuna göre neymiş? Matematik sorularının sayısı. Matematik sorularının sayısı. Matematik sorularının sayısı burası mı? Türkçe sorularının sayısı da buranın toplamı mı? Doğru mu? Peki Türkçe sorularının sayısı... matematik sorularının sayısı, Türkçe sorularının sayısının iki katı olduğuna göre önce buraları çarparım, şuraya da iki ile çarpıp birbirine eşitlerim, değil mi? Burada yaptığım gibi. 10 mu hocam cevabı? 16 çarpı 26 eksi x eşittir 20x mi diyeceğiz? Ama nereye 2 ile çarpacağız? Türkçe. 16 olan. Türkçe'yi 2 ile çarpacağız, doğru mu? Bak şöyle ne yapabilirsin? Türkçe'yi 2 ile çarpmak yerine burayı 2'ye bölüp buraya 10x ile yazabilirsin. Doğru mu? Hızlı işlem yapmak adına. Sonra sadeleştirsen burası 8, burası 5 mi? 8 çarpı 26 eksi 8x eşittir 5x mi oldu? At 8x'i karşıya. 8 çarpı 26 eşittir 13x mi? Şu ikisini de 13 ile sadeleştirirsek şurada 2 mi kaldı? X eşittir 16 oldu. Muhtemelen sen x'i yanlış yere vererek 10 buldun. Çünkü x'in toplamı 26 olduğuna göre. Değil mi? Sen neyse Reyhan? Hocam valla ben onu çıkarmışım bilmiyorum. Evet. Anlaşılmayan bir şey var mı soruda? Az önce anlattığımız örneğe çözüm olarak benziyor mu? Maalesef. Evet. Değil mi? İki tane anlattığımız örneğin, anlattığımız soru tarzının aynısıdır. Evet. Şimdi sorun 13. İşin içerisine birazcık daha çakallık bulaştırdık. Soru tarzı aynıdır. Aynı şekilde çözülür. Bir kere şimdi şunu hatırlatalım sorudan önce. Herkes yazdı mı? Ha, bir yazınız o halde. Bir yazınız. Fotoğraf da alabilirsiniz isterseniz. Sonra evde tekrar çözebilirsiniz. Efendim? Ben hala 10 olduğunu düşünüyorum. Hala 10 olduğunu düşünüyorsun. Evet, o zaman şöyle yapalım. Hala 10 olduğunu düşünüyorsan ben diyorum ki şuraya yazıyoruz. İkinci sorunun çözümü. Şurası 2, şurası Türkçe, şurası matematik. Diyorsun ki, nereye 10 düşünüyorsun? Matematiğe 10 mu düşünüyorsun? Doğru mu? Türkçe o zaman 16 olmaz. Hayır, yok. Matematik 16 test çözmüş. Toplamda 320 yapıyor. Türkçe'de 16 test çözüyor. 160 yapıyor. Ama bize matematiği soruyor. Hayır, sormuyor. Ha, o zaman tamam. Ben Türkçe olarak... sen Türkçeyi bulmuşsun diyorum ya, az önce böyle dedim. Tamam. Anlaştık mı? O zaman üçüncü soruya geçebilir miyim? Galip gelen her takıma 3, berabere kalan her takıma 1 puan verildiği 4 takımın katıldığı bir futbol turnuvasında. Her takım birbiriyle 2'şer kez karşılaşmıştır. Hani bizim bu permütasyon kombinasyonunda hediyeleşmemiz, tokalaşmamız vardı ya. Onları önce bir hatırlayalım. Bir hediyeleşme var. Hediyeleşme. Tokalaşma. Bir de tokalaşma var. Değil mi? Şimdi bunların hediyeleşme demek şudur. Ben sana hediye verirken sen de bana hediye veriyorsun demek. Ama tokalaşma bir defa yapılabilen bir şey. Yani ikimiz de aynı anda birbirimize tokalaşmış oluyoruz demek. İşlemin bir kez yapılması demek. Değil mi? Şimdi hediyeleşmenin mantığı neydi? N çarpı n eksi 1 miydi? Doğru mu? Tokalaşma n çarpı n eksi 1 bölü 2 miydi? Şimdi futbol maçları da böyledir. Eğer ki bir kez karşılaşıyorsa takımlar ne gibidir? Tokalaşma gibi değil midir? Bir kez karşılaşıyorlar çünkü. Ama hediyeleşme gibi düşünmem için iki kez karşılaşmaları lazım. Yani bir senin evinde oynayacağız maçı, bir de benim evimde oynayacağız.
Yani sanki sen benim evime gelirken bana hediye vermiş oluyorsun, ben de senin evine gelirken sana hediye vermiş oluyorum gibi düşüneceğim. O zaman iki kez karşılaştığına göre hediyeleşme olur. Toplam maç sayısını adam vermemiş. Senin bulmanı istiyor. Kaç tane takım var? 4 tane var. O zaman 4 çarpı 4 eksi 1'den, doğru mu? 12 maç diyebilir miyiz toplam maç sayısına? Şimdi galibiyet var, beraberlik var. Bana onu soruyor zaten, değil mi? Beraberliği mi soruyor? Soruya baktım. Galibiyetim var. Bir de beraberliğim var. Galip gelen takıma 3 puan veriliyormuş. Berabere kalan takıma 1 puan veriliyormuş. Turnuva sonunda takımların topladığı tüm puanların toplamı. Soruyu doğru okumanın ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha anlıyoruz. Tüm puanların toplamı diyorsa, senin aldığın puanı toplarken benim aldığım puanı da topluyor. 4 takımın aldığı bütün puanları topluyor demek, değil mi? Şimdi Nisa bir maçta berabere karşılaştı seninle ve berabere bitti sonuç. Kaç puan alırsın? Berabere bitince 1 puan alacağız. Ben de 1 puan aldım, doğru mu? O zaman ikimiz toplamda 2 puan mı aldık? Yani galibiyet için toplamda o maçtan 3 puan çıkarken beraberlik halinde toplamda 2 puan çıkıyor. Anlaştık mı? Dikkatli olmak lazım. Minimum 24 yapalım. Evet. Yani yorum yapabilmek gerekiyor bir soruda. Şimdi geldik mi? 3'ü 2'de anlaştık mı? Kimi soruyordu bizim? Beraberliği mi? O zaman toplam maç sayısı 12 ise beraberliğe x deyip galibiyete 12 eksi x mi deriz? Değil mi? Toplam puanı biliyor muyum? 3 çarpı 12, 36 mı yapar? 36 eksi 3x artı 2 tane x'in 30'a mı eşit olması lazım? Buradan x eşittir 6 diyebilir miyiz? Denklemi kurduktan sonra soru çok tatlı bir şekilde çıktı. Parmaklarınıza yatmayan bir şey. Neden beraberlik 2 değil mi? Herkesin kafasında. Şimdi toplam puanı soruyor. Diyelim ki bak, bir A takımı var. Sarısı, evet, futbol olmayınca bazı noktada bazı şeyler oturmuyor. Mesela erkekler bu işi çok kolay anlatıyor çünkü futboldan anlıyorlar. Bir de mesela iki düz bir ters örgü almamalı. Evet. Yani işte, biri dese ki bana geldim kanaviçe işledim dedi. Ben ne bilirim kanaviçe dedi. Ne bilirim. Özür dilerim, tamam. Evet, tamam. Şimdi, diyelim ki bir A takımım var, bir de B takımım var, bir de C takımım. 3 takım anlattım. A, B ile maç yaptı, kazandı. Kaç puan alır? A 3 puan alır, doğru mu? B 0 puan alır. Sonra A, C ile maç yapsın, değil mi? Kaç, o da berabere bitsin. A kaç puan alır? 1. B kaç puan alır? 1. Bak, şu ana kadar oluşan maçlarda galibiyet için 3 puan verildi mi? Evet. Ama beraberlik için bir tane A aldı, bir tane de C aldı. Toplamda 2 puan çıktı mı? Toplamda 2 puan çıktı mı? Değil mi? Hepsinin aldığı puanları toplarsak. Hadi bir de B ile C'yi maç yaptıralım. Bunların ikisi de beraber bitsin. Bir puan da bu aldı, bir puan da bu mu aldı? Değil mi? Şimdi burayı topladığındaki toplam puan sayısı ne olacaktı? Bununki 4, bununki 1, bununki 2. Değil mi? Buradaki toplam puan sayısı 7 mi oldu? Anlatabildim mi? Ama galibiyet için 3 puan alırken beraberlik için o maçtan toplam 2 puan çıkıyor. En az herkesin, yani. Herkesten puanı hesaplıyoruz. Anlatabildim mi? Burada anlaştık mı? Beraberlik için 2 puan veriliyorsa, galibiyet için 3 puan veriliyorsa, toplamda 12 maç yapıldıysa, 12 maç yapıldıysa, berabere biten maç sayısını soruyorsa, ya bir maç berabere biter ya da galibiyetle sonuçlanır. Hocam galibiyet mağlubiyet. Zaten galibiyet olduğu zaman mağlubiyet de olmuş olur. İkisi aynı şey zaten. Anlatabildim mi? Var mı problem? Evet, o zaman bir sonraki soruyla devam edelim. Evet, şimdi sorun o. 4 diyeceğiz. Zor bir soru. İyi okumanız gereken bir soru. Hocam, 6'yı 2'ye var mı çekmek? Neden? 2 tane. Ama berabere biten maç sayısı bu soruyu ya bana. 6'yı neden 2'ye bölüyorum? Hangi 6'yı 2'ye bölüyorum? İşte. Tamam, berabere biten maç sayısı 6 işte. Bir maçın bir takımı... Herkese de puan veriyor ya. Ama berabere biten maç soruyor maçı. Maç berabere bitmiş. Kaç maç berabere bitmiş? Toplamda 30'a kaç maç yapılmış? 12 maçın 6'sı berabere bitmiş. Diğerlerinde biri kazanmış, biri kaybetmiş. Öyle. Evet, dördüncü soru ciddi derecede...
Zor ama yine aynı mantıkla kurulmuş bir soru. Şimdi dikkatli olmak lazım. Evet, zor bir soruyla karşı karşıyayız çünkü. Hocam aslında x'leri x şeklinde mi bulacağız? Yani tamam. 9'a biz, ama işte orada bir şey var. Ne dedi, duydun mu? 9'a bölünmüyor. Şimdi biz şöyle yaparız. Normalde hani bize sorulan x diyoruz ya, çok keyiflidir bu soruyu bu şekilde soruyu cevaplamak. Ama adam burada başlattığı işi burada devam ettiriyor. Birbirinden fazladır diyor. Önce birini soruyor, sonra birbirinden kaç fazladır diyor. Soru işin içerisine hediyeleşme, tokalaşma katıyor. Bu da yetmiyor. Şimdi de işin içine kesin katmış. Katar mı? Katarlar. ÖSYM bu işi yapmayı sever. Yani bir soruyu tek başına sormaz. Başka bir şey daha bilmeni ister, seni zorlamak ister. Bir fırında gün içerisinde toplam 240 tane simit ve poğaça satılmıştır. Tamam. Şimdi satılan şeyler simit ve poğaça. İlk saat diye. Tamam. İlk aklımıza gelen ilk simit toplamının 240 oldu. Sonra da demiş ki ilk bilgi poğaçaların tanesi 2 liradan, simitlerin tanesi 1 liradan. Tamam. Simitler 1 liraymış, poğaçalar 2 liraymış. Onu da yazdık. Dördüncü soruyu çözeceğiz bu arada. Onu da düzeltelim. Poğaçaların tamamı simitlerin 1/9'u tek tek satılmıştır. Yani önce 1/9'unu tek tek satmış. Birer tane satmış. Diyelim ki 18 tane simidi var ya, atıyorum, doğru mu? Önce 1/9'u ne yapar? 2 mi yapar? Onları birer birer satmış. Değil mi? Bir, yani bir tane gelmiş adam almış, bir tane de almış, gitmiş, bitmiş. Sonra öbürlerin poğaçalarından da tamamı ne kadar varsa hepsini birer birer satmış. Belki üçer üçer satacak, ikişer ikişer satacak. Ya da adam sıkıştı, akşam seyirde yapıyorlar ya. Abi üç alandan, bir bedava, üç alandan bir bedava ya da tanesini 1 liraya düşürüyor falan. Şimdi 1,5 ya simit. Değil mi? Tanesini 1 liraya falan düşürüyor. Böyle şeyler yapabiliyorlar. Ya da abi 3 tane al, işte 2 tanesinin parasını öde. Biri benden. Ya da 4 al, 3 öde gibi şeyler yapıyor. 3 alana bir bedava yapıyor daha. Değil mi? Onları yapabiliyor. Belki adam böyle bir şey yapacak. Bir bakalım ne yapmış. Sonra diyor ki simitlerin kalan kısmını aynı anda 3 tane satın alana bir tane simit ücretsiz verilerek satmıştır. Ha, o zaman ben şimdi şunu anlayabilir miyim? Burada şöyle bir kafamda bir şey oluştursam. 3 simit alana, değil mi? Simide alana bir bedava, değil mi? Öyle değil mi? 3 tane simit alana bir tane bedava değil mi? O zaman atıyorum 6 tane simit alsam 2 tane bedava. 9 tane simit alsam 3 tane bedava olur. Doğru mu? Ama ben toplamda birincisinde 4 simit aldığımda 3'ünün parasını öderim değil mi? Evet. İkincisinde de 8 simit aldığımda 6'sının parasını mı öderim? Evet. Üçüncüsünde 12 simit aldığımda 9 tanesinin parasını mı öderim? Evet. Bu mu demektir? Evet. Bunu böyle yorumlayabilmek lazım. Şimdi hocam hiç simit almasan bir tanesini bedava mı vereceksin? Tamam mı? 3 simit alınca bir tanesi bedava oluyor, 4 tane de simit alıp 3 tanesinin parasını ödemiş oluyorsun. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Niye güldünüz? Evet, bedava hoşunuza gitti değil mi? Şimdi, o zaman şöyle yapsın. Önce ben simitleri 9'da birinden bahsediyor ya, 9'a bölünebilmesi için bir sayıyı ben 9x desem daha güzel olur mu? Evet. Güzel. O zaman ben simitlere 9x diyeyim. Değil mi? 9x. Poğaçalar o zaman toplamdan 240 olduğuna göre 240x-9x oldu mu? Evet. Burada anlaştık. Şimdi, poğaçalar için kazandığım para eyvallah, orada sıkıntı yok. Ama birinci aşamada 1/9'u ne yapar? X tanesi. Değil mi? Önce 1/9'unu satacağım. Sonra da 8x mi kaldı geriye? Değil mi? Hemen onu şurada kullanalım. 9x'ten bir tane x çıkınca 8 tane x kaldı. O 8x'i de ne yapıyorum? 3 simit alana 1 bedava. 6 simit alana 2 simit bedava gibi. Peki 8x tane simit aldığına göre bu adam kaç tanesinin parasını öder? 6 tanesini. Doğru mu? O zaman ikinci durumda da 6x kadar para ödedik mi? Evet. Yani aslında bu adamın para kazandığı simit sayısı 9x simidinden sadece 7x'inden mi para kazanmış? Evet. Burası anlaşıldı mı? Evet. Güzel. Peki simit kaç liraydı? 1 lira mıydı? 1 çarpı 7x, 7x mi yapar? Hı. Bundan kazanacağım para 7x. 2 çarpı 240, 480. Eksi 18x. Toplamda kaç lira kazanmışım gün sonunda? 260. O zaman ben bunu 260'a eşitlerim. Doğru değil mi? Evet. X'ler bir tarafa dersek eksi 11x mi oldu? Hatta 11x yapalım bunu. O da eşittir ne yapar? 220 mi yapar? X ne olur? 20 mi?
Kimi soruyor? Simit'i. Ne dedik biz o simit'e? 9x mi? 9x. O zaman 9 çarpı 20'de 180 benim cevabım oldu. Anlaşılmayan bir şey var mı? 3 simit alanından itibaren. Evet, bir kez daha o 3 simit almayan, alana almayana bedava usulünü bir kez daha anlatalım. Diyor ki 3 simit alana 1 simit bedava. Doğru mu? Şimdi peki 4 tane simit aldığın zaman 3 tanesinin parasını mı ödersin? Değil mi? %75'inin parasını ödüyorsun sanki. 6 tane simit aldığında da 2 tane sana bedava veriyor. Sen 8 simidin oluyor ama 6 tane senin parasını ödüyorsun. Değil mi? Sonra diyelim ki 9 tane simit aldın. Yani bu örnekleri çoğalttı. 3 tane seni bedava veriyor. Şimdi dedik ki bizim 9x simidimiz var ya. Önce 9'da 1 olan x tanesini sattık mı? Geriye 8x tane simidimiz kaldı mı? 8x tane simit kazandım ben. Hepsini sattım. Simitleri bitirdim. Doğru mu? Bunların hepsini bitirdim. Ben bunların kaç tanesinden para alırım? Bak 6 2 daha 8 değil mi? O zaman 6x tanesinden para almaz mıyım? Anlatabildim mi? Var mı problem? Tamam mı? Emin misiniz? Herkes okey mi? Yuşa? Hocam bu işler benim çok kolay. Bana daha zor sorularla geldi. Evet, 180. Şimdi devam ediyoruz. Aynı tarz bir soruyla daha. Önce bu mantık oturacak. Yani birine x demek, birine 40-x demek, birine 50x demek, işte öbürüne bilmem ne demek, iyice bir otursun. Evet hocam, silmeyin hocam. Silme hocam, biri silme artık yapacak bir şey. Onu da kendi başına çözeceksin. Ha, tamam. Siliyorum. Evet, geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet, sorum 15. Herkes tarafından okunmasını talep ettiğimiz bir sorudur. Önce okuyunuz. Siz okurken ben de bir yudum kahve içeyim. Bir motif için 100 tane taş kullanıyorum diyebiliriz. Güzel. Bir taş sanatçısı renkli taşları üst üste koyarak çiçek veya yıldız motifleri elde ediyor. Bu sanatçı. Ha. Bak çiçek veya yıldız, çiçek veya yıldız. Gene iki tane değişken var mı? Bir çiçek, bir yıldız. Onları bir yazarız. Sonra da demiş ki bana 25 tane olmak üzere 4 sıra taşla bir çiçek motifi. Ama her sırada. Her sırada 25 tane varsa, doğru mu? Bir sırada 4 tane varsa, değil mi? 100 tane çiçek için mi kullanıyor? Diğerinde ne var? 30 tane olmak üzere 3 sıra taşla da yıldız motifi ediyor. O zaman da 90 tane. Değil mi? 7 mi cevap? Evet. 190. Şimdi geçtik diğerine. Ne diyor? Bu sanatçı toplam 1150 taş kullanarak 12 tane motif oluşturuyor. Oluşturduğu çiçek motifini mi soruyor? Çiçeğe x deriz. Buraya ne diyeceğiz? 12x. 100 çarpı x değil mi? 100x. Artı 90 çarpı 12x. Hatta şunun 90 çarpı 12x'i 90x değil mi? Değil mi? Ondan sonra eşitliği ne oluyormuş? 1150 mi dedi? Öyle değil mi? Evet. Güzel. 100x'den 90x çıkınca ne kaldı? 10x kaldı. 90 çarpı 12 ne yapar? Sanırım 1080. 1080. Değil mi? 1080. Karşıya atarsam bunu da 70 mi yapar? 1150'den hatta şöyle yapalım. 1150 eksi 1080 dedim. Şunu attık karşıya. 1080. 10x 70 oldu. X de 7 oldu. Ve bu soru da burada bitti. Anlaştık. Var mı soru sorun? Aynı şeyi yapıyoruz, farkında mısınız sürekli? Evet. Hikayeler değişik, birbirine benzeyen soru tarzlarıyla ilerliyoruz. Evet, 6. soru. Bir sinema salonunda bulunan 50 koltuğun bir kısmı mavi, kalan kısmı kırmızı renklidir.
İkisi de eksik. Bir kısmı mavi, bir kısmı kırmızı renkteymiş. Mavi soruyor, X deriz. Aynen. Kimi soruyor? Mavi mi? O zaman maviye X dedim. Kaç koltuk var? 50. O zaman kırmızı ne olacak? 50. Süpersiniz. Devam ettik. Peki ondan sonra diyor ki boş salona gelen 10 kişilik bir seyirci grubunun yarısı mavi, yarısı kırmızı koltuklar oturuyor. Yani 5 mi? Yani 5 5 azalacaklar, doğru mu? Evet. Burası x eksi 5 tane mi? Evet. Burası da 45 eksi x tane mi olur? Evet. Güzel. Sonra da bir sonraki aşamada ne var? Boş olanlar artık bunlar mı? Değil mi? Tamamı boştu ya. Neymiş? Diyor ki boş olan mavi koltuk sayısı boş olan kırmızı koltuk sayısının 4 katı olur. O zaman kırmızıyı 4 ile çarpayım ki maviye eşit olsun. X eksi 5 şunun 4 katına eşitmiş. Doğru mu? Eşittir. 4 çarpı 5 180 mi? Evet. 180 eksi 4x. Attık karşıya. 5x geçtim karşıya. 185 x eşittir 30. 16, 26. Yok 16. Değil. Değil, kurtarlar. 37, 37. Evet, 37 doğru cevap. Böyle mi şurada kenardan? Tamam. Anlaştık mı? İsterseniz şöyle de diyebilirsiniz. Şimdi size son durumu verdi ya, alternatif bir yol. Bu da bazen işe yarar. Burası mavi, burası kırmızı değil mi? En son ne oluyormuş? Birbirinin 4 katı mı oluyormuş? Evet. Doğru mu? Hangisi hangisinin 4 katı oluyor? Mavi kırmızı 4 katı mı? Peki kırmızıya x dersen mavi 4x mi olur? Evet. Peki 10 kişi daha mı vardı? Evet. Değil mi? 10 kişi daha gelmedi mi? O zaman artı 10 dersen bunlara. Bunların hepsini artı 10 kişi daha dersen. Toplam boş koltuk sayısı olan 50'ye mi eşit olur? Evet. Değil mi? 4x, x daha ne yapar? 5x. Eşittir 40 mı oldu? Hatta artı 10'u da yazalım. Doğru söylüyorsun. Artı 10 eşittir 50 mi? Bunu buraya attık. 5x eşittir 40, x eşittir 8. Kimi soruyor? Mavi mi soruyor? 4 kere 8, 4 çarpı 8, 32 mi? Artı bir de 5'im var değil mi? Şu ondakinin yarısı. Artı 5'te 37. Bu da bir başka yolla bu soruyu çözebiliriz. Anlatabildim mi? İkinci bir yolda var. Yani bir şeyin 4 katı olduysa birine x, birine 4x deyip oradan da soruyu çözebiliriz. Burası önemli. Bir şeyin bilmem ne katıysa birine x, birine bilmem ne x diyebilirsiniz. Anlaştık. Evet, madem ki bir şeyin bilmem ne katını anladıysanız 9. soruya geçiyoruz. 7 ve 8'de değil, bir 9. soruya bir değinelim. Ondan sonra da devam edelim. Bu bilmem ne katları birazcık daha oturuversin. Evet, herkes okudu mu? Kadir ve Gamze isminde iki tane karakter var. Şimdi biz Kadir ve Gamze'nin başlangıçtaki paralarını bilmiyoruz ya. Soruyu çözmeye çalışan arkadaşlar lütfen tahtayı izlesinler. Şöyle çözümlerinin daha doğru olduğunu kanaat etsinler. Diyelim ki hani Kadir'e X, Gamze'ye de Y deyip önce bir başlıyor. Kadir'in parasını sorduğu için. Doğru mu? Kimi soruyormuş? Kadir'in parasını sorduğu. Peki X'in toplamında parası kaç lira? Bilmiyorsun. Değil mi? Bak yorum yapamıyor. Hocam X, Y diyor. O zaman ben öyle yapamayayım diyor. Bundan diyor X'ten diyor 6 lira çıkarırım. Buna da 6 lira eklerim. Birbirinin 3 katı, birbirinin 4 katı olur ve uğraşırım diyor. Ben de diyorum ki hiç gerek yok. Bir şeyin 3 katı, 4 katı oluyor muymuş? O zaman sen soruya oradan başla. Bak buraya dikkat et. Bir şeyin 3 katı oluyorsa şimdi Kadir'in bir başlangıçta parası var mı? Bunların başlangıçta değil mi? Doğru değil mi? Başlangıçta bir parası var. Sonra ikinci bir durum oluşuyor değil mi? Son durum. İkinci durum oluşuyor. Sonra da diyor ki eğer öyle olmasaydı da şöyle olsaydı bu ikinci durumun alternatif durum diyeceğim. Üçüncü durum demeyeceğim çünkü ikinciden üçüncüye geçmiyor. Bu da alternatif bir durum.
Yani soruda böyle anlatmış bana. Neden böyle söyledin? Şimdi diyor ki, ben sana bu kadar para verirsem, altına verirsem senin paran benim paramın 5 katı oluyor. Sen bana verirsen benim param senin paranın 3 katı oluyor gibi bir şey söylüyor. Soruda onu söylemiyor. Evet, evet. Tamam. Şimdi soruyu okuyorum. Kadir Gamze'ye 6 TL verirse Kadir'in parası Gamze'nin parasının 3 katı oluyormuş. O zaman ben Gamze'nin parasına x dersem Kadir'in parası ikinci durumda 3x olur mu? Değil mi? Evet. Yani bu adam 6 lira aldığında değil mi? Kadir Gamze'ye 6 lira verdiğinde böyle mi oluyormuş? Şimdi yapılan işlemi geriye saralım. Kadir Gamze'ye 6 lira mı verdi? Al o paradan Gamze'den 6 lirayı. Gamze'nin ne kadar kaldı? X eksi 6'sı mı? Evet. Götür Kadir'i geri ver. 3x artı 6 mı? Aslında Kadir'in başlangıcındaki parası 3x artı 6 mıymış? Evet. Değil mi? 3x artı 6 verdi. 6 azaldı 3x oldu. Bununki de 6 artı x mi oldu? Anlaşıldı mı? Evet. Sonra diyor ki Gamze Kadir'e 4 lira mı versin? Doğru mu bu? Gamze Kadir'e 4 lira verirse. Evet 4 lira verirse. O zaman Gamze'nin parası kaç lira olur? X eksi 10 mu olur? Bak şuradan olursa. Başlangıca göre. Başlangıca göre. Anlatabildim mi? Evet. X eksi 10. Bunun parası da 4 lira artıp 3 eksi 10 mu olur? Aha. Ne oluyormuş? Kadir'in parası, Gamze'nin parasının 5 katı mı oluyormuş? O zaman bunu 5 ile çarptığında buna eşit olur mu? 3x artı 10 eşittir 5x eksi 50 mi? Evet. Buradan 2x eşittir 60 mı olur? 30. X eşittir 30. Kimi soruyor? Kadir'i mi soruyor? O zaman 3 çarpı 30 artı 6'dan cevap 96 mı olur? Anladınız mı mantığını? Ne şekilde kuracağımız? Yani sorunun başlangıç noktası şurası. Birine x deyip birine y deyip iki tane denklem kurmaktansa bir bilinmeyeni denklemle soruyu çözmeye çalışmak her zaman daha doğru yoldur. Anlaştık. Evet. Devam ediyorum. 7. soru ile. Birini birinin cinsinden ifade etmenin ne demek olduğunu iyi bilirim. 32 mi cevabı? Peki ya bir daha. Şu an bütün Türkiye seni duyuyor. Evet. 7. 70 milyon 8 yıl Seyhan. Gerçi 80 milyon olduk değil mi? Efendim? 82 milyon. 82 milyon çünkü. 12 milyon. 90 milyon. 10 milyon, 5 milyon. Var diyor, bir tane kadın var diye söylüyor. Melek Şahin. Melek Subaş. Evet, Mesut Bas'la tam bir büfeci. Elinde bulunan bir miktar portakal suyunun yarısının 0.5. Yani şişen 0.5'lik. Diğer şişen 1 litrelik. Değil mi? İki tane şişen var. Biri 0.5'lik, biri 1.1 litrelik. Değil mi? Demek ki yarısını buna, yarısını da bunu dolduruyorsa toplam ikisinin ağırlığı birbirine eşit mi olur? Değil mi? Peki bu iş için kaç şişe kullanmış? 48. 48. O zaman herhangi birine x diyebilir miyim? Çünkü toplam ağırlığı sorduğuna göre bana. Evet. Şuraya x desen burası 48 eksi x olur mu? Evet. Burayla burayı çarptığım zaman toplam ağırlığı olur mu? Evet. Yani 0,5x eşittir 48 eksi x mi olur? Değil mi? 1,5 tane x eşittir 48 mi olur? Değil mi? Evet. Peki x ne olur? 48'i 1,5'a bölüşeceğiz. Hocam şöyle yapalım. Bunlar litreye, mililitreye çevirsek öyle yapalım. Yok canım o kadar. Aldım. Şey, 18. 18. 16 yapar ya. Tamam ben yaptım. Bak çok zorlanıyorsanız. Hocam 32 yapmıyor mu? Tamam. X 32 yapar. Cevap 10 desek. Tamam 32 yapar X. 16, 16, 16. 3 tane 16 var ya. Değil mi? Öyle de düşünebilirsiniz. 1,5 yarım yarım yarım. Bize bir tanesini soruyor. Değil mi? 32 diyebiliriz. Ama şöyle de düşünün. Hocam bir şey söyleyeyim. Efendim? 12 x'i 11 x'in eşit değil mi? Öyle de yapabiliriz. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. Ya 0,5'lerle 1 litrelerle kafanızı yoruyorsa 0,5'lik 1 ile çarpmak. Dersin ki kardeşim bunun toplam ağırlığı A kadarsa bunun toplam ağırlığı 2A kadar olur. Değil mi? Böyle de düşünebilirsiniz. Ya da buraya x buraya kadar 2x de diyebilirsiniz.
Ya da şunu da düşünün, çok daha basit. 0,5 litrelik bir şişeyi elde edebilmen için ne kadar şişe lazım? Yani 1 litrelik bir şey elde edebilmen için 2 tane şişe lazım, doğru mu? Öbürünün içinde 1 tane şişe lazım. Toplamda o zaman 3x tane şişe lazım diyebilir miyiz? Değil mi? 3x tane şişe niye eşitmiş? 48'e mi? Önce şöyle bir çözeyim, ondan sonra da öbür yoldan çözeyim size. X eşittir 32'yi bulduk mu? Evet. Doğru mu? O zaman x çarpı 32 demek, yani toplam şişe sayısı 32 çarpı 0,5'ten 16 mi yapar? Bir de 32 çarpı 1 mi var? Doğru mu toplam ağırlık? O da eşittir 32 mi oldu? Pardon. Yanlış yaptık. Şurası 16 olur. Değil mi? 48 eksi x 16 olacak. 16 çarpı 1'den burası da 16 oldu. Topladım, 32 litre portakal suyu varmış. Şimdi bunu bir daha anlatıyorum, tekrar çözeceğim ikinci yoldan. Dedim ki 0,5 litrelik bir şişem var, 1 litrelik başka bir şişem var. Bundan x tane kullanırsam, bundan 48 eksi x tane kullanırım. Toplam ağırlıklar yarı yarıya bölündüğüne göre x'inin de toplam ağırlığı birbirine eşit olmalı. Evet. Bunun 1 litrelik, yani bunun hacmiyle adedini çarptım, bunun hacmiyle bunun adedini çarptım. Sonra x'ini birbirine eşitledik. Eşitledikten sonra dedik ki x, yani 0,5 için kullanılan şişe sayısını bulduk, 32 tane. 32 şişen varsa 16 litre portakal suyu doldurabilirim dedim. 32 çarpı 0,5. Doğru mu? Burada da 16 tane şişem olduğu için 16 çarpı 1'den 16 tane diyebilirsiniz. Bu birinci yol. Daha pratik, daha hızlı düşünmek isteyen bir arkadaşla, hocam ben şunu düşünebilirim ben. Bir kere bunlar 48 şişem var mı? Bu bir cepte bir dursun. Ama benim kullanacağım portakal var, eşit olmak zorunda değil mi? Eşit olmak zorunda değil mi? Yani şimdi 0,5 litrelik bir şişem var, 1 litrelik bir şişem var. Onu da geçtim. Şöyle yapalım. Diyeyim ki bir tanesi 1 litrelik olsun, bir tanesi 2 litrelik olsun. Bunlardan da yarısını 1 litrelikleri, yarısını 2 litrelikleri koymak istiyorsan bundan 2 tane, bundan 1 tane almaz mısın? Evet. Doğru değil mi? Mantık olarak böyle yaparız biz. Başka sayılar verelim. Atıyorum ki İşte bir tane 2 litrelik şişem var, bir tane 8 litrelik şişem var. Öyle de sonunda öyle. Doğru mu? Bundan bir tane alırsan bundan 4 tane alman lazım. Hepsini böyle yarı yarıya böleceğiz ya. Doğru mu? Bundan her bir aldıkça bundan her 4 tane almak zorunda değil misin? Bundan k kadar alırsan bundan 4k kadar almak zorunda değil misin? Sonuçta burası 4k, burası 1k olmaz mı? Bunların toplamı da toplam şişe sayısına eşit olmaz mı? Doğru mu? O zaman şimdi bana verilen ölçüleri yazıyorum. 0,5 litrelik bir şişem var, bir de 1 litrelik başka şişem var. 0,5 litrelikten 2K kadar kullanırım, 1 litrelikten de K kadar kullanırım ki birbirlerine eşit olsunlar hacimce. Öyle değil mi? Doğru mu? Topladığımda ne yapar? 3K. O da 48 olan şişe sayısının bir şey. K eşittir ne oldu? 16. O zaman ben bunun için 16 şişe kullandım, değil mi? Doğru değil mi? Evet, bunun içinde 32 tane şişe kullandım demek. Ondan sonrası zaten şuranın aynısı. Anlaştık mı? Şişe sayısını bulduktan sonra soruyu şişeyi sorsan zaten yerine... Ha, şişeyi sorsan zaten iş kolay. Yani bir litre içinde ama toplam portakalı soruyor ya, o 16'yı tekrar kullanmak zorundayım. Değil mi? Birinden 16 tane, birinden 32 tane var. Anlaşıldı mı? Evet, o zaman devam edeceğim. Ara vereyim mi? Evet, bir ara veriyoruz. Ondan sonra da devam ediyoruz.